Dur ama şunu yedireyim. Ondan sonra giriş Umarım yapsaydık. benim saçlarımın rengine gene. Başlattım bu arada. Ay ışık gitmeden iyi oldu çekim. Nasıl giriş yapacağız? Merhaba. Merhaba. Öyle mi yapıyoruz? 1, 2, 3. Merhaba. Biz geldik. Bu var ya birisinin girişi. Dur böyle, Selin böyle giriyor. Damla gibi girelim. Hello. 1, 2, 3. Hello. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sohbet edeceğiz. Bir yandan ben makyaj yapacağım. Ya sen de yap. İstemiyorum makyaj yapmak. Arkadaş doğallıktan yana ben değilim şu anda. Makyaj yapacağım. Böyle Danla Bilic konsepti olacak işte. Bir yandan sohbet edeceğiz. Bir yandan da böyle hazırlık yapacağız. Makyajlar yapacağız. Acil kreminden sürdüm. Böyle gözlerimin çevresi çok böyle. Bugün baktım şey böyle mor mor halkalar oluşmuş. Bozuldu Ramazan'da anlam oldu herhalde. Saçlarımı da ıslak daha fön çekeceğiz. Evet Seda anlat son günleri nasıl geçiyor? Artık bayrama gireceğiz. Karantina nasıldı? Ramazan nasıldı? Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandan beri karantinadayız. Bu dışarı çıkma yasakları vesaireler falan. Evin içindeyiz devamlı. Bir yere de gidemiyoruz. Gitsek de her yer kapalı olduğu için arabanın içinde yine hapis gitsek olarak. Gitsek de varamıyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Evet. Söylüyorum ben Diaderm'in böyle pH 7 kremi var. 10 liraya almıştım Boyacıoğlu Kozmetik'ten. Ya bilmiyorum normalde piyasada Diaderm'in çok da ucuz bir ürün değil. Eczane ürünü mü? Eczanede çalışmıştı ya. Diaderm'in eczanede de satılıyor tabii ama ki. Gerçekten su tutuyor yüzde. Hani nemlendirdiğini hissediyorum. Ve ya. Yağlı değil böyle. Su güzel. Tavsiye ederim ben. Diaderm'in nemlendiricileri güzel. Güzel seviyorum. Güzel evet. Diyet nasıl gidiyor? Bıraktın mı? Ne alemdesin? Valla şu an evde olduğumuz için malum ye iç otur durumumuz çok fazla söz konusu. Ay evet ya. O yüzden spor salonlarının bir an önce açılmasını bekliyorum. Kaç kazanıyorum? 2000 olmamıştır diye tahmin ediyorum. Hani ilk zamanlar belki daha fazla yoğunluklu mantıklı o zaman. Mantıklı tahminler. O zamanlar daha yoğundu çünkü video atmaların. Aynen video atma hızı düştükçe tıpkı bir iş gibi ya. Çalışmayınca para yatmıyor gibi düşün böyle. E tabi canım. Her ay şey diyorum her ay bu ay ne kadar kazandım diye video atayım. Kaza yaptık ama bu arada paraların hepsi gitti. Ben çok büyük kaza yaptım. Ne kadar kazandığımı söyleyeyim önce. 172 dolar yattı. Yani böyle 1117 lira mı ne yattı? Devlet yardımı gibiydi. Ben şaşırdım. Bugün Google'dan mesaj geldi. Devlet yardımı da 1117 liraya. Hatta karıştırdım böyle. Allah Allah dedim. Okuldan mı geldi acaba? İyi devlet olmuş. Yardımı 1117 lira da en azından az para değil. Seni idare ama güzel. Yani 1000 lirayı buldum şu an. Öyle diyelim 1000 lirayı geçtim. Yani bu ortalama mı değil? Geçen ay öyle değildi. Bundan sonra her ay ne kadar kazandım sohbet videosu çekiyoruz. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Peki. Kazayı nasıl yaptım onu anlatayım sana. Anlat. Sen nasıl gördün resmi önce onu anlat bana. Gene evde malum otururken storylere bakıyorum. Bir baktım Elif story atmış gene. Zaten ay, çılgınlar gibi dedim. Hikaye atıyorum bu arada. Ay dedim bari gene buna sen dedim bulmuşlar oldun. Şoka girdim. Çok büyük. Çok dedim sıcağı sıcağına da dedim şimdi dedim, aramayayım da dedim. Hemen dedim şey olmasın dedim aramayayım hemen dedim. Şunu ben ayrıca söylemem gerek. Blistex. Ben bu kabını çıkarttım böyle soyma hastalığım var benim. Ambalaj çıkarma hastalığım. Arkadan da yumuş çıkıyor ki. Sürüyorum nemlendirmek için. Yüzümü makyaj hazırlıyorum. Dudağımı nemlendiriyorum. Cildimi nemlendiriyorum. Göz altıma krem süreceğim az sonra. Sen devam et. Hikayeyi gördüğünde ne hissettin ne gördün? Hikayeyi ben bir gördüm eyvah dedim Elif'e dalmışlar. Fotoğrafı şuraya koyuyorum şu an. Arabayı bir gördüm. Eyvah dedim buna dedim nasıl bir şey olmamış dedim. Çünkü tam şoför koltuğundan her kapıdan girmiş. Dedi. Sen nasıl durdun? Zaten ilk şey oldu. Ben, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatayım. TB yol var tamam mı? Böyle yok. Ben buradan geliyorum. Benim geldiğim yerde de dur tabelası var. Tamam. İşte durum orada çıkıyor. Burası da T yol ya. Ben acelem var bu arada. Ders anlatacağım. Dersime yetişmem lazım. Şeyden çıktım. Bu yoldan çıktım arabayla. Sola doğru döneceğim. Baktım böyle sağa baktım kimse yok. Sola baktım yok yani yalan yok böyle durmadım. Baktım kimse yok devam ettim. Atıyorum 10'la gidiyorsam 15 yapayım dedim bastım böyle. Ben açıktan aldım döndüm. Daha dönerken bir dat sesi geldi bana kafamı bir çevirdim sola doğru. Karşıdan bana bir araba geliyor şu yönden şu T yoldan şu taraftan. Seda nasıl? Son sürat geliyor ve adamın o gözlerini açmasını ve arabaya doğru yaklaşmasını böyle an be an izledim. Ve ben adam böyle fren yapmaya çalışıyor. Adamı görünce panik yapıp fren yaptım. Orada belki fren yapmasam hani hızlıca açıktan alıp belki önünden geçip gideceğim. Ben orada fren yapıp yavaşlayınca adam da duramayınca böyle böyle oldu araba zaten. Adam araba cayıklıyor. Frene basıyor. O freni kökledi muhtemelen. Ondan sonra bir de anlamadığım bir şey var. Mesela adam ben buradan dönüyorum ya. Adam böyle cayk 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 yaptı. Ben de o kadar hızlı araba geleceğini de tahmin etmedim. Adamın fren yaparken
arabası sola doğru çekti. Yani benim olduğum tarafa çekti. Sağ tarafında boşluk vardı, kurtaramadım, yapamadım dedi. Babam da diyor ki yani o taraftaki fren fazla tutuyordur. Bunun şey yok bunda Elif diyor. Nasıl dedim araba çeker ya? Fren yapınca hani böyle bir şey olmasa. Nasıl balansı mı yok arabanın, nasıl çekiyor yani? Bilmiyorum öyle, bir şey oldu anlamadığım da işler. Ondan sonra ben şey yaptım. Böyle tak etti. Bu arada ondan önce bir tane avukat çarpmıştı arabamı. Jantım böyle pat diye patladı. Arabanın ben demiştim ki kesin benim arabanın arkası komple çıktı. Çok kötü kaza yaptım. Diğer okuldan da çıkış belgemi almaya gidiyorum. Böyle yine böyle stresli bir durumdayım. Ama o sefer o suçluydu. Ben yolumda giderken arkadan geldi. Böyle jantıma çarptı. Müthiş bir pat sesi gelmişti. Bu kazada ben yemin ediyorum ufak bir göçük var falan zannediyorum. Adama şey yaptım hatta. Adam bana dedi ki ya makyaj yapamıyorum. Ben nasıl bir yandan şey yapacağım? Şimdi arabadan titriyor. İyi misiniz falan yaptı. Ben adamı gördüm. Üzüldüm dedim. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Hani orada ben kabul ettim her şeyi. İçimde bir mahcubiyet. Hani dönmemen lazımdı Elif buradan. Yani durup durman gerekiyordu. Burada bir 5 dakika bekle yani. Gelen geçen. İzle orada ne var. Ondan sonra siz çıkabilecek misiniz falan dedi. Benim sıkışmış olduğumdan mı korktu? Ben bilmiyorum. Tamam abi dedim. Sorun yok ya. Büyük bir şey de değil zaten sonuçta. Arabanın kapısını görmüyorsun. Ben arabanın kapısını görmüyorum. Arabada çok sarsılmadı yani. O diyorum ya jant kırıldığında arabada hiçbir şey yoktu. Çok daha büyük sarsıntı yaşamıştım. Hani arabam atmadı kendini. Bir şey olmadı. Ben arabadan indim abi. Tamam bir şey yok falan diyorum. Dersim var. Derse yetişeceğim. Ne derse hanımefendi kaza yaptık biz diyor. Ben indim arabadan. Abi dedim ne yapmışsın? Kaza yapmışız biz. O ana kadar farkında değilim. Ben o ana kadar olayın sıcaklamasını anlamadım. Mesela bacağımın arkası mormuş. Orada mı çarptım bilmiyorum. Can anlamamışsın. Anlamadım gerçekten. Baya kalem var mıydı arabada tutanak tutacağız falan bilmiyorum dedim. Şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. Sizi de anlamıyorum. Arabam komple soldan gitmiş. Onunkinde bir şey yok. Onun köşesi. Onu da fotoğrafını koyayım. Yani onun bir kaputu düzeltilecek. Stop lambası bilmem neyi patlamış. O kadar. Soldan vurdu. Benim yan komple gidik. İki kapının da değişmesi evet. Lazım göçük. Ondan sonra şey. Ben o esnada stresliyim. Bir de bu işleri bilmediğim için sigortamı yaptırıyor bilmem ne. Adama diyorum ki kaç param gitti benim şimdi. Yok dedi sigorta yaptıracak dedi. Ben derse yetişmeye çalışıyordum dedim ya. Aman hoca hanım, aman hoca hanım sizde bir şey olmasın falan diye. Da nazik bir adam yani şey değil böyle o ne oldu nasıl çıktın karşıma falan. Adam bana hiç çemkirmedi. Allah var yukarıda. Tutanak tutacağız falan dedi. Ben o esnada Olcay'ı aradım. Kaza yaptım. Ha tamam dedim. Sanki her gün her dakika kaza yapıyorum. Nasıl soğukkanlıyız. Bu çıktı geldi. Ben sana bu kısımları anlatmadım değil mi? Onları bilmiyorum. Kaza sonrası Olcay'ın yorumlarına bakın şimdi. Aa bak buraya ekleyeyim videoya ben. Kaza sonrası Olcay'ın yorumları. Ne hissettin kaza yaptığımda? Sen bana kaza yaptığını söyledin. Ondan sonra ben... Ne hissettin? Yatıyordum zaten. Sonra tekrar böyle kafamı yastığa koydum. İki dakika kadar. Neden daha ben ya. Mi dedin? İki dakika daha. Kaç ya. Milyon insan var neden ben mi dedin? Doğruyu söyle. Sonra geldim. Üzüldün mü? Çok üzüldüm. Kendimi yerlere attım evden çıkarken. Kızdın mı bana? Of. Kızmadın da üzülmedin saçını mi? Saçını başını yoldum hatta geldiğimde hatırlıyorsun. Hayır öyle bir şey de olmadı. Evet. Sadece polise şey diyordun işte dur tabelasını görmediğini şeyini verdin orada resmen. Olsun adamın arabasını biz satın aldık. Aynen bana çarpan adamın arabasını satın aldı arkadaşlar. Esin lükse bak diyor. Çarpıştı arabayı satın alıyoruz. Adam resmen gelip diyor lükse bakar mısın şimdi diyor. Üzüldün mü? Korktun mu? Çok korktum. Bundan 2,5-3 ay önce falandı galiba. Olcay Bey Fluence'le kaza yaptı. Bariyerlere girdi. Onunki de çok büyük bir kazadı mesela. O zaman ne hissetmiştin? Mesela benim kaza yaptığımda ne hissettin? O zaman ne hissettin? Karşılaştır bakayım. Yani senden çok büyük hareketler beklemedim zaten. Kaputu kopmuştur dedim. Ya jantı uçmuştur. Patlamıştı. Evet, genelde öyle kazalar yapıyorum. Benimkisi çevre yolunda olduğu için biraz sıkıntılıydı. Bir de sen hızlı kullanıyorsun yani. Ya evet. Ben hızlı kullanıyor muyum? Of. Arkamdan makas atmaya çalışıyorsun. Tıng. Ama çalışıyorum sadece. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de soğukkanlı ama ben de böyle bir soğukkanlıyım. Niye anlamadım, sanki her gün kaza yapıyor gibi. Şey, çok geçmiş olsun dedi. Tamam, sende bir şey yok. Tamam halledeceğiz her şeyi falan ya. Dedim nasıl halledeceğiz? Kaç para bunlar? Karantina dönemi sıkıntılı zamanlar. Allah'ım yarabbim. Bir de daha geçen ay arabayı bakıma gönderdim. Ön takımı yapıldı bilmem kaç milyar para. Babam diyor ki YouTube'dan diyor para kazanıyorum diyor. Kazandığı paranın bereketi yok. Bereketi diyor.
Senin diyor kazansan ne olacak işte, bak bak sonuçları bu şekilde diyor. Tipik bir baba figürü. Yemin ediyorum bak. Onlar da şöyle böyle bunlar konuşmaya başladılar. Ben makyaj yapamıyorum Seda. 10 dakika oldu. Ben krem sürüyorum sadece. Yapamayacağım yap, galiba. Yap. Senin anlatman, benim makyaj yapmam lazım. Bu, ama iş bölümü... İş bölümü ya da... Ya sen makyaj yap, ben konuşayım. Bu olmadı burası. Kayla fondöten. Şuraya az bir şey... Oo. Bir bındık tanesi. Şey, Not BB krem. 500 numarası var bende. Açık rengi olan. Ha bu arada Olcay geldikten sonra adam döndü. Tamam abi sıkıntı yok, halledeceğiz falan dedi. Tutanak tuttunuz mu dedi. Yok tutacağız da dedi. Ben dedi trafik polisiyim. Ben dedi ekibi aradım geliyor dedi. Dedim sonra yani geçen avukat çarptı. Şimdi trafik polisi çarptı. Ben hukuki gidiyorum yani. Hukuki gerçekten işlere. Süreci iyi ilerletiyoruz. Korusun ama cidden insan canını kıymetini anlıyor o esnada. Yani cidden sıkıntılı. Sonra şey yaptı bu. İşte ekip geldi. Hemen indiler arabalardan. Çetin abi bir şeyin var mı falan yapıyorlar. Adam gayet şey böyle. Hani kendi arkadaşı tabii sonuçta. Yanlış anlama hoca hanım dedi. Araştırmışlar zaten onlar gelmeden daha polisler ya. Bakmışlar benim arabanın onun arabanın sigortasına. Bize de deme dedi torpil geçiyor diye dedi. Yoksa tutanağı ben de doldururum ama dedi. Çetin abi doldursun dedi. Doldursun canım dedim. Fark etmez benim için yani. Sorun yok. Nasıl olsa yaptık bunu ve bu sorumluluğu üstlenmek zorundayız. Çetin abi Olcay diyor ki arkana bak arkana diyor. Döndüm arkaya baktım. Tabelayı gösteriyor. Ne yazıyor burada diyor. Dur yazıyor dedim. Sen niye durmuyorsun diyor. Dedim sen niye konuşuyorsun şu an? Hangi taraftasın anlamadım. Tutanağı işte adam aldı yazıyor. Diyor ki süngeri de ıslatmıştım bu arada. Ne biçim duruyor rengi? Bak suratını düzelt orada. O suratlı olmaz. İşte adam şey diyor, nasıl diyor kaza gerçekleştiyse yaz abicim diyor. Resmini çizdiler tutan. Huzur Caddesi yolunda seyrederken 16AC2114 plakalı araç işte dur tabelasına uymayarak üzerime doğru geldi. E abi diyor çarptık mı yazacağım diyor. Yok yok diyor çarpıştık yaz diyor. O da çarpıştık yazıyor. Ondan sonra bana verdi. Çarpıştık, çarpışmadık abi biz sen bana çarptın deseydin. Ha, sonra aracıma çarptı yazdım. Öyle attık ıslak imzayı. Neyse. Bilmiyorum artık sigorta kaçta kaç kusurlu bulacak. Ya büyük ihtimal kusur bende de ben kabul ediyorum. Zaten onun mahcubiyeti var üzerimde. Böyle şey beni çok üzüyor mesela. Ya biri gelir çarpar sinirlenirsin ama dersin ki tamam ya canıma gelmedi. Şimdi bende şeyin suçluluğu var. Ya nasıl dikkat etmem? Nasıl bu arabayı bu hale getiririm? Şu an garajda ya böyle bir yeri yaralı. Sanki ameliyattan çıkmış gibiyim. Her yerim acıyor. Ciddiyim bak çok canım acıdı yani. Şu bayram geçsin yaptıralım bir an önce. Kaza geçti başımızdan. Allah korusun. Aşağı abim geldi ilk. Aşağı indi görmüş arabayı. Adam yandan düz girse cam patlasa senin şah damar gittik biz. Yazdınız senaryoyu harikasınız. Baba o yukarı çıktım babam diyor ki bu araba haşat. Adamın 2000 model arabası var 100 binde. Bir tane çizik bile yok. Garajda duruyor sürekli araba kullanmıyor. Mesela babam heykele giderken nasıl gidiyor biliyor musun? Metroya kadar arabayla gidiyor. Orada sağlam bir yere yanaştırıyor. Metroya biniyor. Heykele çıkıyor. İşini hallediyor. Dönüyor metrodan. Arabayla öyle geliyor. Tabi bu arabanın gören de arabayla çıktı sana heykele. Bu arabanın kilometresi tabi ilerlemez böyle. Sebebi de ne biliyor musun? İşte park yeri bulamazsa, bilmem ne olamazsa arabayı şeyde bırakmayacak. Ne onun adı açıkta bırak. Ya Seda muhabbet etmemiz gerekiyor. Konseptin dışına çıkma lütfen. Telefonla oynuyorsun. Anlat. İkili ilişkiler hakkında konuşalım mı? Hiç aşık oldun mu? Dürüt. Bu sorudan sonra Seda elenmişti. Duvarlar ağlıyor. Kuşlar üzgün uçuyordu. Hadi be anlat. Yani ikili ilişkiler. Şimdi şey soracağım. Mesela çok öfkelisin. Birisiyle görüşüyorsun. O anda öfkeni nasıl yansıtıyorsun karşı tarafa? İşte bağırıyorum, kendimi geri çekiyorum. Kendimi falan geri çekmiyorum. Hiç cool bir cevap olmadı. Bağırıyorum. Ben de şey durumu yok ya. Hani böyle aman kendimi geri çekeyim de o bir hatasını anlasın da aslında öyle yapmak gerekiyor. Gel bak gerçekten bunu ben yapmadığım için çok fazla ceremesi çekiyorum. Ya hadisi şeref var. Öfkelendiğinizde ona kadar sayın kenara çekilin diye. Tamam hiç o şeyler falan da istemiyorum. Hangimiz yapıyoruz? Yapamıyorum öyle bir şeyi ben. Bir de ben yüzümden o kadar çok belli oluyor ki öfkeli miyim, sevinçli miyim? Direkt böyle yüzüme yansıyor bütün duygularım. Yansıtıyorum yani her halükarda. Peki erkeğin bir ilişkide öfkeliyken nasıl davranmasını beklersin?
Ya o da böyle kızgınlıkla o esnada gelsin üzerine o sorunu çözün mü? Şey diyor ya Yıldız Tilbe, işte 3 gün tartışarak halledemeyeceğiniz, 5 dakikada kavga ederek halledebileceğiniz konuları ertelemeyin arkadaşlar. Yıldız Tilbe atasözleri var tabii ama. Uzun uzun tartışmak mı, anlatmak mı, geri çekmek, sakin kalmak mı, yoksa karşıdaki kişi sana böyle şşt hop sen de burada yanlışsın kar. Aa seninki evet öyle olmalı bence. Seda böyle dominant bir yapıda. Bence Seda'nınki vur duvara tak koluna. Öyle birisi. Evet. Yani ben bir de böyle ertelenmiş şeyleri sevmiyorum. Yani işte daha sonra konuşalım. Aslında daha sonra konuşunca evet daha mantıklı olabilir. Çünkü o an öfkeliyken. Bence de aynen. Daha gerçekten sağlıklı. Hani birbirinin böyle artık üzerine durumlarına bile gelebiliyorsa hiç onlara gerek yok bence. O yüzden hani iki tarafta gerginken aslında bir tık ara verip yani bir bence saat, de iki sakin saat neyse kaldım. Bir sakin kalıp beyni biraz rahatlatıp en azından o siniri o anlık o zaman gelen o fazla siniri atıp ondan sonra konuşmak çok daha makul bence de ama ben de bunu yapamıyorum niyeyse. Peki bir şey soracağım sana. Ayrılık yaşadın. Onu atlatmak için neler yaparsın? Vallahi baştan çok zırlıyorum. Eğer seviyorsam zırlarım, ağlarım, ağlarım, ağlarım. Aptal gibi. Bir an böyle bir ağlamak zaten bizim yani değişmez yaşam şeklimiz. Düşer. Ondan sonra aman diyorsun yani. Gerçekten o bir haftalık 10 günlük süreç falan bitiriyor insan. Bir de şöyle de bir durum var ama. Ben ne yapıyorum şu an bilmiyorum ama aydınlatıcı pastel moonlight pembe olanı. Böyle değişik tamam, highlighter. Devam. Highlighter. Aynen. Ondan sonra şey peki ayrılık sonrası hemen mi atlatırsın süreci uzun mu sürer? O kişisine göre değişiyor. Çok yaşadığın emek verdiğin iletişime, ilişkiye. Evet, evet. Yani zamana, işte paylaştıklarına göre değişiyor bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki şayet. Sana göre iyi bir sevgili nasıl olur? Kız erkek fark etmez. Nasıl davranmalıdır? Vallahi bakın ben size şunu söylüyorum. Bence annem hep derdi ya kızım işte senin sevdiğine değil de seni sevene gideceksin. Ya anne saçmalama diyordum. Hangi evde yaşıyoruz falan. Bu sorunun cevabını Allah aşkına edeyim. Diyordum ya. Sonuçta hiç sevmediğim biriyle nasıl olacak? Önce iyi ama anlaşırsın sen de seversin. Kızım. Önce iyi anlaşırsın kızım. İşte birbirinizi anlarsınız. Birbirini anlamanın ne kadar iyi olduğunu yani yaşadığım ilişkiler sonrasında o kadar iyi anladım ki. Çünkü birbirini anlamıyorsan yaşadığın yani bir ilişki diye bir şey söz konusu olmuyor maalesef. Sadece hırgür oluyor. Başka da hiçbir şey olmuyor. Yani bir de karşındaki insanın seni anlaması yani anlamıyor bile olsa en azından senin tarafından bir tık bakıyor olması gerekiyor bence. Senin Mickey Mouse'la Mickey Mouse'lara nereye bakıyor öyle? Nereye 1928 mi? 1928'de ne oldu? Bilmiyorum ki. Hatay ana vatana mı katılmıştı? O 1930'da mıydı? 32'de mi? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. 1928'de ne oldu ya? 1926'da miladi takvim ilan edildi. Ya buradaki amaç ne ama? Nasıl bilmiyorsun? Beni delirtme. Sırf şu Mickey Mouse'lar için almıştım bu tişörtü. Çok da tatlı duruyorlar. Yani seni sevene gideceksin. Yani sadece seni seven gene olmuyor. Bu da sen yani de seveceksin senin canım. De sevmen, hiçbir şey hissetmediğin bir adamla da çok mantıklı bir ilişki düşünüyoruz. Hepimiz takım elbiselerle gezelim, çok mantıklıyız, ciddi düşünüyoruz diye bir ilişki tarzı maalesef olmuyor. Ben balık burcu bir insanım, inanılmaz da duygusal bir insanım kardeşim. Duygularım benim için her zaman mantığımdan bir tık daha ön planda geliyor. Duygularıma göre hareket ediyorum her ne kadar zar bu konu yüzünden. Şaka yapıyorsun. Yani. Duygu ile mantık eş değer olmalı bence. Diyorum ama ben ama de duygularıma göre genelde yaşıyorum. İşte onu bilemiyorum. Olması aslında gereken ne peki? Aslında o orantıyı kurmak lazım. Yani mantıkla yaklaşman yerde kelimeye bak. Mantıklı yaklaşman yani mantıklı gereken konularda çok fazla duygunu ön plana koyuyorsan bu sefer sıkıntı. Ne oluyor? Yine olmuyor. Yine olmuyor ilişki yani. Bir de ilişkide bence bir erkek bir kadına gerçekten değer vermeli. Yani ona önemli olduğunu hissettirmeli, ilgili ve alakalı olmalı. Yani bu şey olmuyor. Kadınlar hep ilgi istiyor, hep ilgi istiyor. Ya da kadınlar çok konuşuyor, çok konuşuyor. Zaten kadınların bu kadar çok konuşması bir kere ama söylediğimiz bir şey. Ilgi ister. Bir kere de anlattığımız bir şeyi bir kere de anlasanız kadınlar da bu kadar 50 kere anlatmaz herhalde bir şeyi, değil mi? Bir de böyle hiç düşünün yani. Bizi sinirlendirmeyin. Sen kardeşim. Bırakmayın bizi. Peki şey diyeceğim. Mesela bir erkekte seni en çok etkileyen şey ne olur? Yani duruşu mu, bakışı mı, kıyafeti mi, konuşma tarzı mı, ses tonu mu? Ne bileyim neyidir yani? Yaş ilerledikçe, ben 31 yaşındayım arkadaşlar bu arada. Yaş ilerledikçe ciddi anlamda söylüyorum size.
değer kavramını o kadar yoğun hissetmeye başlıyorsunuz ki yani olmazsa olmazınız oluyor. Yani ben önceden çok böyle şeye bakardım, işte çok yakışıklı olsun, yok tipi güzel olsun falan olsun filan olsun. Sonra baktım ki evet yani gayet yakışıklı adamlar da oldu hayatımda ama yani yakışıklılık gerçekten tıs. Değil ya o. O zaten gelip geçiyor ama şöyle bir de hem göreceli mesela. Ya bir sana yakışıklı, bana yakışıklı. Bir de öyle de bir şey tabii, var ya. Öyle de bir şey. Öyle. Ama mesela herkes tarafından kabul görmüş. Giyim tarzı, konuşması, duruşuyla. Böyleleri de var. Kült duruşuyla. Hani anladım demek ama istediğini. Ama siz olun, çok yakışıklı sevgiliniz olmasın arkadaşlar. Gerçekten. Hayır, çok yakışıklı sevgili bir şey değil. Ne kıskançlık mevzusu yüzünden? Neden yani? Yani sen ne kadar karşındakine güvensen de vardır yani. Çevreye güvenmiyor. Çevreye güvenmiyorum durumu. Ben peki artık... kızın böyle şey mi olması lazım ilişkide? Nasıl? Giyim tarzı, konuşma tarzı çok baskın mı olmalı? Bir tık geride mi durmalı? Ben işte biraz baskın olduğum için sıkıntı yaşıyorum mesela. İşte orada biraz sıkıntı. Orada biraz problem var. Hani bizim toplumda da hep şey vardır ya, erkek önde kız bir tık geride duracak. İşte bir şey yapacak. Aslında tamam. Öyle o da yanlış. Yani niye kadın bir tık geride dursun ki? Yani neden yani? Bana niye? Bize bunu bir açıklayın. Bana bir açıklayın. Niye geri dursun kadın? Ama şeydir ya hani böyle. Hakkı var. Erkek her şeyiyle bir adım böyle şey yapacak. Önde duracak algısı. Ya kadın da çok çirkef olmasın tabii şimdi. Bu da bir gerçek yani. O da şimdi yani abartmasın falan. O da falan şimdi abartmasın bir ama şey yaparken. Ama ne istediğini bilen, kendini sürekli ifade eden, bu erkeğin kadının öne... Bir ego ilişkisi var mıdır sevgililikte? Sence? Var, var. Erkeklerde bu çok var mesela. Yapma. Mesela erkekte çok var. Sen bir şey söylüyorsun. Olcayla bende yok ama bak mesela. Aa, mesela sen bir şey söylüyorsun. Kardeşim ben erkeğim. Heh. Ne alakası var ya? Var evet anladım. Ama var bu yani. Ben erkeğim. Sen algı kadınsın. Evet. Sebep? Peki nasıl olmalı? Yani olmalı mı? Olmamalı mı? Ego, özgüven. Valla ilişkilerdeki kişiler birbirlerine karşı ne özgüven yapsınlar ne de ego yapsınlar. Egoyu yapacaklarsa dışarıdaki farklı insanlara yapsınlar. Bak bizi sinirlen. Sen niye sinirlisin şu an? Ben anlamadım. Biz muhabbet edecektik ya. Böyle aşktır, kelebektir, böcek. Tamam. Daha romantik bir şey. Bir sohbet. Valla sadece kelebekle, aşkla, böcekle olmuyor bu işler arkadaşlar. Sen beni bitirdin ya. Bu kızı kim sinirlendirdi ya? Allah aşkına. Mübarek gün. Mübarek gün. Peki şey soracağım sana. Sor. Romantik anlar senin için önemli midir? Ben çok romantiyim. O kadar kazület olmama rağmen gerçekten de romantik bir insanım. Bir de böyle ilgi seven biriyim. Yani ama hangimiz ilgi sevmeyiz ki? Bana bir tane ben hayır ilgiden hoşlanmıyorum diyen bir kadın ben hiç görmedim bu zamana kadar. Ya bu erkek şey de görmedim erkek ama. Erkek de hoşlanır ilgiden. Aynen öyle. Ama işte bunun şeyi önemli. Yani bir kadın hep bir erkeğe, hayatındaki erkeğe ilgi gösteriyorsa bir de şöyle bir durum var bizim insanlarımızda. Kim ne kadar? Ben mesela atıyorum hayatımdaki insana ilgi gösteriyorum. Kendini böyle bir geri çekme. Lan ne geri çekiyorsun kendini? Cool olmadır cool, mı o? Cool diye tabir ettiğimiz saçma sapan bir tabir var. Ama nasıl olsa benle ilgileniyor, kendimi geri çekeyim ben biraz. Bir de böyle şey algısına sinir oluyorum. Mesela hep kadın ilgi bekliyormuş algısı. Ya niye erkek de beklesin? O da beklediğini belli etsin. Yani karşılıklı şeffaf ilişkide bulunsun. İşte biri çok geliyor, biri az gidiyor. Durumu olmasın yani. Bu bir yarış değil ki. Bu bir hislerin vardır ve şeffaf olarak açıklarsın. Ya bir de birbirine vardır. Hakikaten birbirinize karşı şeffaf olun. Bir de peki bizim saatlerimizin aynı olması. Spektrum. Yalnız beğen... Arkadaşlar. Bir dakika aynı değil. Senin... Aynı değil. Şöyle. Seninki daha büyük. Bir de bunun... Seda. Mıknatısı tuttu. Dokumatik saat. Spektrum. 50 liraya indirimden Trendyol'dan aldım. Bakın dokunuyorum. Açılmıyor. Saat. Evet. Açıldı. Saatler hemen gözüküyor arkadaşlar. Saat 7.42. Bakayım, ters mi gösterim? Aa, seninki daha denişik. Ben ters, denişik. Sen ama ters takmışsın. Ne diyorsun denişik? Ters takmışsın. Saatlerimizin aynı olması peki bu arada. Şey ne diyecektim? Erkeklerden de nereye geldik yani ilişkide? Gerçekten yani. Saatlere geldik. Ne diyordum ya? İlişkide erkek nasıl olmalıdan mı girdik biz? Nereden girdik? Ne anlattık? Vallahi erkekler ilgisiz alakasız olmayın. Ha ilgi mevzusu, şeffaf davranma. Kendinizden soğutmayın. Ondan sonra soğuyunca da bu niye benden soğudu demeyin. Ya mesela erkek de ilgi bekliyordur. Her zaman kadının bu lanse edilmesi. Lanse. Söylesin abi yani ben bir yerde eksik yapıyorsam ya kardeşim desin ya hayatım, aşkım, canım neyse işte böceğim, papatyam. Duruyorum. Papatyam, mapatyam neyse işte. O kelebeğim, sapan, meleğim. Meleğim, ömrüm falan. Ömrüm deme ona. Yandım. Diye devam ediyor. Yandım. Yandım Allah'ım.
çok güzel. Beni sana küstüren kadere at. Ahtım mıydı? Ahtım da herhalde. Öyle değilse bile öyle oldu şu an. Yıllar. 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 Yıllarla yollar arası kaldık ondan. Kaybım oldular. Yani arkadaşlar demem okey. Demem okey. Şeffaf olun. İlgi istiyorsanız söyleyin. Karşı bir taraf... şey kaybetmezsiniz. Ben mesela şeye bazen tilt oluyorum. Olcay beni arıyor diyor ki ben bu akşam arkadaşlarımla vakit geçirsem bana kızar mısın hayatım? Hayatım da demez pardon. Kuzum bir şeyim. Taktı bu aralar. Sana çok seviyorum diyor. Annem ne yapıyorsun annem? İçim bir garip oluyor. Çok içten geliyor. Mesela o der ki işte kızar mısın ben arkadaşlarımla gitsem? Sanki bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu var. Şey dedi mesela. Dedi ki ne onladık? Hani kızar mısın böyle bir durumda? Hayır diyorum niye kızayım aşk olsun. Sen tabii ki arkadaşlarına ben tabii ki mesela şu ilişki konusunda kendine ait alan olmalı mı durumunu konuşalım. Olmalı. Kesinlikle ya. Olmalı arkadaşlar. Yani... Hani şunu düşünsene Olcay diyor ki ben seni çok seviyorum kıskanıyorum da Seda'la görüşemezsin. Böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok ama böyle ilişkiler var. Var. Şimdi böyleleri var ama bu bana uymayan bir stil. Asla da böyle bir şey olmaz. Birbirinle ilişki yaşayan, birbirleriyle ilişki yaşayan insanlarda yani şu olmalı. Birbirlerine mahkum değiller. Önce bunun bir parantez ha, içinde bunu bir bilmeliler mesela şu, yani. Şu karıştırılmamalı. Bağımlılıkla bağlılık. Evet. Ben sana bağımlı olmayayım ama bağlı olayım kalben. Kesinlikle benim öyle. Etrafımda 1000 tane erkek olsun. Benim gönlüm kimdeyse onda gözüm bitti. Öbürleri yok gibi. Şimdi ay fark güven... Seda! Kanalımda istiyor ya. İzleyen ne yapmasın? Ay böyle bir birden uykum bastı. Sanki bir şey oldu. Özür dilerim. Mesaj geldi ama okuyamadım. Şimdi şöyle dedi. Ay ya. Ne alaka yani şu an anlamadım ya. Üzgünüm, kırgınım şu an ya. Kanalımdayız. Aa benim de yüzüm böyle baksana ne güzel çıkar böyle. Güzel çıkıyor hakikaten. Allah gibiyim ama. Kendine ait bir alanınız olmalı. Kendinizle zaman geçirebileceğiniz, eşinize, dostunuza, ailenize ayırabileceğiniz anlar, alanlar muhakkak olmalı. Yani birisiyle ilişki yaşıyorsunuz diye 7-24 hem telefonda da hem beraberken de zaman geçireceksiniz diye bir kaide söz konusu değil. Çünkü sizin tek hayatınız o değil. Değil. Anlatabildik mi? Bence anladım. Bence de. Çok güzel oldu bak bu. Okay. Bu sürdüğüm de 60 numara. Maybelline. Hiç çıkmıyor. 2 gün boyunca yıka çıkmıyor. Suyla çıkmıyor. Maybelline. Maybelline duysa ağlıyor şu an. Maybelline. Söyleyişe bak. Maybelline. Arkadaşlar Maybelline. Maybelline. Ya ben Türkçeciyim. Yani benim yabancı cümlüm yok. Maybelline. Hah. Zeynep'e kargo gelmiş. Tezgahın işlem demiş ki aramış. Zeynep demiş bir tane kargo geldi. Nerede geldi baba demiş. Mademe Jojo yazıyor Zeynep. Mademe Jojo. Mademe Jojo. Ama benim de babam olsa öyle okur. Bizimki de öyle okur. Ne geldi baba? Mademe Jojo. Jojo. Ne gelmiş? Mademe Jojo. Survivor'ı izliyorlar. Tezcan eniştem diyor ki bak diyor bu adam çok güzel strateji yapıyor. Af bir dedim. Çok güzel strateji. Strateji demiyor. Strateji diyor. O olsun. Yurdum insanı. Başka ülkede yaşayamam. Sen anlat. Mesela sevgilinizin sizden apır sapır istekleri oluyor mu? Ne? Mesela saçma sapan... Ne gibi istekler olur? Ya şey olur mesela gittiğin yerde beni habersiz bırakma. Bunlar yerli istekler ama apır sapır değil. Hayır bak bunlar hariç. Ne tarz? Olduğun her yerden bana fotoğraf atacaksın. İşte arkadaşlarımla şuraya gittin. Bana fotoğraf at. Anlık göreceğim. Ne giydin? Ne yaptın? Bu ama şey ya. Bu kontrol mekanizması. Kimin yanına oturdun? Mesela. Tasvip etmiyorum. Bu nedir ya? Ne ama var böyle. Oturdun? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben de yapabilirim. Mesela şüphelendiğim bir sıkıntılı bir durum var. Olacağı bir yerde... Görüntülü aramak isterim onu. Hop siz ne yapıyorsunuz falan. Kız sesimi duydum arkada. İşkilleniyorsam ben de yaparım. Ha, ama bunu devamlı yapanlardan bahsediyorum. Olmaz. Vallahi düzeltin kendinizi psikoloğa gidin. Vallahi ararın 155'i. Ben aramazsam da siz kendinizi düzeltin. Siz kendinizi düzeltin. Polis tutmadan kendinize çeki düzen verin. Bence yok o takıntı ya. Bence o hastalık. Nida izliyorsa isyan edecek. Orhan'la böyleydiler onlar ilk zamanlar. Evet. Ama evet. Bu şey gibi de olabilir. Mesela ilişkinin bir evresinde böyle. Hani annem derdi baban ilk yıllarda biz evlendiğimizde acayip kıskançtı. İşte dışarı çıkma, şöyle yapma, böyle yapma derdi. Sonraları hani o ortadan kalkıyor. İlk zamanlar kız kardeşim, böyle bir evet. Oluyor yani. Evet evet kız kardeşim. Belki biz de evlenince öyle olacağız ki zaten. Yani biz böyle konuşuyoruz ama biz evli değiliz. Yani o da vardı.
Buraları kessem mi ne yapsam? Evlenemedik bir türlü. Ne atamaymış ya. Bir isteme iptal oluyor bir şeyler. Bak vallahi gene sinirlendim. Bu fırça ne kadar büyük böyle ya? Bu normalde pudra fırçası. Aynı şey. İşte evet pudra fırçası. Sen allık olarak mı dedim? Ya bu buramı mat pudra sürdüm. Fit Me'nin bu arada. Bunlarda şey olmuyor numara falan değil mi? Ya bu gözaltımı sabitlemek için çizgilere dolmasın diye bununla ya normalde daha hafif bir şeyle süpürmen gerekiyor bunu aslında. Şöyle şöyle yapman gerekiyor. Kıl fırçasıyla arkadaşlar elinizdeki. Bu ne biliyor musun? Bu da aydınlatıcı için böyle bu şuralara sürmeye. Ben hiçbir şey amacına uygun kullanmıyorum. Çok fena da makyaj yapıyorum yani şu. Şuralarıma da azıcık. Şurama da şurama. Çok güzel hissettiriyor bunu kullanmak. Evet. Böyle şey yumuşacık. Peki ilişki hakkında konuşmaya devam edelim mi? Ya gene yarım saat oldu. Biz seninle nasıl video çekiyoruz ben bilmiyorum. Yarım saatte ne makyaj yapabildim ne fön çekebildim. Muhabbet ettik. Muhabbetimiz de böyle şey direkt spontane geliştiği için. Peki bir erkekte şu olmalı mı? Bir kadında şu olmalı mı? Falan diye gelişti. Şey yapamadık yani böyle bağlayamadım da giriş gelişme sonuç sıfır giriş, hazırlık yok. Allah öyle belamızı vermesin dedim yani. Bazen olur öyle sıkıntı yok. Peki şey ne soracaktım? Devam edelim ilişki mevzusuna. Vallahi ilişkide arkadaşlar ben bir şey diyemiyorum yani. A, ne oldu bana böyle ya vallahi anlamadım. Nazar ama. Nazara geldim. Evet. Esniyon ağırlık var üstünde. Uykum gelmiş olmasın sakın. Yuhum gelir. Şeyi anlat bana. Neyi anlatayım? Nasıl bir evlilik teklifi almak istersin? Ne. Ben şimdi dediğim gibi çok kazület gibi görünsem de hakikaten çok böyle perdelerimi açtım. Perdelerimi kaldırdım mı? Gedi gibiyim. Gedi gibiyim arkadaşlar. Nasıl bir şey istiyorsun? O yüzden istiyorsun? Böyle... Ya ne bileyim romantik akşam yemeği mi? Çok büyük böyle gökyüzüne yansıtsın ışıklı adımı mı? Ama çok fazla gökyüzünde de devede hendek atlatmasına gerek yok yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Biz Olcay'la yemeğe gittik. İlişkimizin de böyle ikinci, üçüncü ayı. Zaten ikinci ayında abimle tanıştırdım. Hani biz direkt evlilik niyetiyle görüşüyoruz böyle böyle. Ondan sonra gelsinler, etsinler falan diye. Yani niyetimiz de ciddi. O da şey ciddi. Biz yemeğe gittik. Yemekte böyle otururken o gün Olcay'ın doğum günü. Ben yemeğe gitmeden önce orayı aradım. Tek arkadaşımın doğum günü. Hani ben sürpriz pasta getirmiş gibi yapmış olmamak için pasta önceden hazır olsun. Ben lavaboya kalkar gibi kalkayım. Size söylediğimde de pastayı getirirsiniz. Tamam Elif Hanım ayarlarız. Hep de gidiyoruz oraya. Ondan sonra aldı benim adımı soyadımı. Masaya yazmış. İşte Elif Olcay Kalp yazmış. Biz bir gittik içeri. Masayı gül yapraklarıyla donatmış. Abi ben hiç öyle bir şey söylemedim. Masayı gül yapraklarıyla donatmış. Trilye'deyiz deniz kenarında. Neyse biz yemeğimizi yedik. Olcay orada bir şey oldu bir şaşırdı falan. Ben de şaşırdım aslında. Ben dememiştim o hani onları yapın diye. O esnada şey dedim. Tam Olcay karşımda oturuyor. Kafamı böyle hafif sağa doğru çevirdim. Pankart açıyorlar. Denizin tam yanında bizim oldum üstlendi. İşte artık dedim söyleme zamanı geldi. Elimi çantama attım şaka yapıyorum. Elimi çantama attım. Ne falan dedim. Dedim yavaşça başını sola doğru çevirir misin? Çevirdi benimle evlenir misin? Pankart açtı. Çantaya attım. Dedim yüzüğün inşallah olur parmağına falan. Bu masadan bir şok oldu. Pankartı da gördü. Bir ara aradı gözü ciddi ciddi yüzüğü. Evlilik teklif. Sen istiyorsun gene. Ay bana ne oldu anlamadım. Ondan sonra şey evlilik teklif ediyorum zannetti gerçekten. Böyle olabilir. De bir anı. Böyle bir şey mi istersin mesela? Aman çok da böyle hani. Ya gene tabii ki bana özel hazırlanmış. Ben bir de emeğe çok önem veren bir insanım. Yani bana simit eşliğinde bile yapmış olabilir bunu. Hiç önemli değil. Benim için mekanı. Bir şey planlamış olsun. Değerli ama hissettir. Ama yeter ki yani bir şey düşünmüş olsun. Mongol bir şey de olmasın yani. O kadar da değil. Ya ama ben bak mesela şöyle diyordum. İşte önceden böyle kızlarla konuşuyoruz. Evlilik teklifi hayalim var mı falan. Çünkü her kız böyle arada sohbet eder ya. Ben şey diyordum. Ya ben evleneceğim adamı bulayım da yolda yürürken bana uzatsın. Hadi evlenelim desin. Hayır tamam, öyle değil. Olmuyormuş. Ama olmuyormuş. Evet. Hayır. Bekliyor insan değil mi? Tabii ki de. Peki sonra ne diyecektim? Ya Seda bakma telefona. Sohbet ediyoruz. Peki. Şarkı söyleyeceğim de telif yiyorum senin videolarında. Sanatçılarla aynı sesin resmi. Çalıntı şey oluyor. Yapınıyordum. Yapınıyordu. Bak bu rimel çok güzel.
Bu da neydi? Silinmiş. Ama biliyorlar bu rimeli ya. Bilindik bir şey bu. Nasıl da silinmeyi başarmış o bilmiyorum. Şeyde çantada üst üste duruyorlar eşyalarla. Makyaj çantasından makyaj çantası. Harbi kuruluyorum sana şu an yani. Böyle bir şey olamaz. Esmiyor böyle esnemiyordum ben hiç ne oldu bilmiyorum anlamadım. Enerjimiz düştü resmen. Enerjimi böyle mala bağladım. Uykumuz geldi. Evet. Bugün son gün arkadaşlar. Nereye gidecekseniz gidin. 4 gün gene malum. Evdesiniz. Biz videoyu attığımızda karantinaya girmiş oluruz bence. Şey içerik söylesene bana. İçerik üretelim. Şu an hiçbir şey yok. Selamın kavlen ya. Selamın kavlen. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten ne oldu anlamadım. Vallahi kendime gelemedim. Ay. Ya ben şimdi yani saçımı falan yapmayayım mı? Böyle kapatacak mıyız biz bu videoyu? E bir kere de böyle olsun canım. Ne var yani? Yani saçım başım olmasın ha. İlla olmak zorunda mı? Sonuçta tamam. Makyaj yaptın yani. Ya makyajım böyle. Ne, bu makyaja bir isim var. İlkbahar makyajı falan. Hayır. Ne? Parlak fikirlerini sun bakayım bana. Hem böyle hafif sıcak tonlarda oldu ya ondan şeftali şeftali dudağım gözüm. Türk kahvesi. Türk kahvesi kahve tonları olur. Toprak. Gerçi ben bayağı turuncu tişört şeftali. Tişörtünü çıkaracaksın canım. Söyle hadi başka bir isim bul. Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'i makyajımızla yayınımızı artık kapatmaya hazırlanıyoruz. Sizleri seviyoruz. Seda'nın uyuması gerekiyor. Sütünü falan ısıtacağım. Kusura bakmayın yani. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Ben vallahi video boyunca şuraya baktım ya. Şuraya bakmamız gerekiyor. Ben de hep oraya baktım. Aver işte. Ya bir de bir şey diyeceğim. Şimdi diyecekler ki bu hangi ürünleri kullandın? Alta mı yazalım? Nasıl yapalım? Söyledin ya zaten. Ama bilmiyorum bunun adını. Ha bir şey istedik. Tamam söyledim zaten çoğunu. Ya bildiğiniz şey bunu biliyorsunuz siz. Adını hatırlamıyorum. Bu da Maybelline'indi galiba. L'Oreal miydi? L'Oreal'indi. İnşallah doğru söylüyorumdur. Bir de şey aldım. White Now. Bir gün kanalda deneyeceğim. Böyle ürün incelemesi yapalım. Sen de gel. Peki YouTube gelirimi konuştuk. Yaptığım kazayı konuştuk. İlişkiler hakkında konuştuk. Makyaj yaptık. Ve Seda'nın tabii ki uykusu gelir. Yani daha ne yapsın? Bu insan daha ne yapsın? Neler anlattı? Neler. Güzel oldu bence. Öyle eğlenceli vakit geçirmiş olduk. Kahve yanı, sohbeti, içeriği gibi oldu böyle. Evet. İnşallah makyajı da beğenmişsinizdir. Böyle istediğiniz farklı bir makyaj, farklı bir sohbet içeriği varsa lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir de bol bol beğeni. Bak şimdi beğeniyorsanız bu butona tıklayın. Beğenmiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Çıkın gidin kanaldan. Ya ben eleştiri sevmiyorum. Kim sever gerçi de. Yani neden biliyor musunuz? Modum düşüyor. Ne var eleştiriye? Tamam eleştiriye herkes açıktır belki ama bir de bunun dozu da önemli. Yani bazen böyle vallahi hakaret eder ama gibi oluyor ya. İnsan üzülüyor tabii yani. Gerek var mı böyle şeylere? Dertlendik şu an. Bir gün saçımı mı boyasak Seda? Ha olmaz şimdi. Şey zaman. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.